değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Dünyanın tarla olması ne demektir? Dünya ifadesi kullanılınca sadece üzerinde yaşadığımız küreyi arz değil, ahiretten önceki dünya alemleri akla gelir. Kur'an-ı Kerim'de ed-dünya vel-ahira ifade edildiği üzere Dünya sadece yer küresi değil, dünya alemi, yıldızlarıyla, aylar ve güneşleriyle, bulunduğumuz hava alemiyle hepsine birden dünya ifadesi kullanılıyor. Şimdi bu noktadan baktığımızda dünya alemini Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ahiretin tarlasıdır diye buyurmuş. Ed dünya mezraatul ahira. Peki dünya ahiretin tarlası nasıl olur? Esas itibariyle bir insan Yaptığı bütün güzellikleri, ibadetleri, hayra senatı, Allah'ın rızasına uygun sergilediği her tavrı, her hareketi tabiri caizse bir tohum gibi oluyor. Burada atıyoruz, İnşallah ahiret alemlerinde onları biçeceğiz. Onlara ahiret alemlerine mahsulat gönderiyoruz tabiri caizse. Yalnız bu durum sadece insanlar için ya da insanlar yaptığı ibadetler için geçerli değil. Allah şu koca alemi de dünya alemini de bir mezra olarak yaratmış. Yani bir tarla hükmünde yaratmış. Zerret zerrat dediğimiz atom alemlerinden bütün kainat kadar bir mahsulatı Allah ahiret alemlerine gönderiyor. Yani şu an kainatta görünen varlıkların tamamı an be an kesintisiz olarak buradan akıyor, görünüyor burada ahiret alemlerine gidiyor. Geliyor burada kendini gösteriyor, ahiret alemlerine gidiyor. Yani Allah abes iş yapmaz. Hakimdir, rahimdir. Hem hikmeti sonsuzdur, hem rahmeti sonsuzdur. Bu alemde yarattığı her şeyi kesintisiz olarak burada gösteriyor, şahit alemine geçiriyor, arkasından ahiret alemlerine gönderiyor mahsulatı. Şimdi bu kainattan gözümüzü çekelim, dünyaya gelelim. Evet elbette üzerinde yaşadığımız küre arz yani yer küresi de Allahu Teala'nın bir tarlası. Bunu nasıl yaratmış Allah? Sanki mevsimleri getirmek suretiyle, gece gündüzü getirmek suretiyle bir yıl içerisinde şöyle bir düşünelim. Allahu Teala bir, bütün nev dediğimiz türleri yani bitki türleri, hayvan türleri Aman ya Rabbi, bir sene içerisinde, bir mevsim içerisinde, bir gün içerisinde ne kadar çok varlıkları Cenab-ı Hak yetiştiriyor, o tarlada ekiyor, biçiyor. Peki nereye gidiyor bunlar? Yani bu e, mevsimdeki yaratılan hayvanlar ikinci mevsimde yoksa nereye gittiler? Bu mevsimde yaratılan bitkiler ikinci mevsimde yoksa nereye gittiler? Veya geçirdikleri devreler, ağaçların şekilleri, suretleri, bitkilerin varlıkları hayvanların o özellikleri nereye gitti? Demek ki Allahü Teala zemin yüzünü de, yer de bir tarla hükmünde yaratmış. Her an değişik özellikleri ve güzellikleri ahiret alemlerine gönderiyor. Yani Allahu Teala sadece insanları ve cinleri ahiret alemlerine göndermeyecek. Yarattığı bütün alemlerdeki bu özellikleri ve güzellikleri ahiret alemlerine gönderiyor. Biraz daha inceltelim bir ağacın yanına gidelim. Bakın bir ağacın çekirdek halinden ağaç olma haline kadar ne kadar farklı özellikleri, şekilleri var. Sonra bir ağacın bir yılda verdiği mahsulata bakın. ikinci yılda verdiği mahsulata bakın. 10 yıl, 20 yıl Allah'ın yaşattığı ve yarattığı bir ağaçta ne kadar çok manevi mahsulat var. Onların tesbihleri, zikirleri, duaları, Allah olan kullukları, Allah'ın sözünü dinlemeleri. Aman ya Rabbi o esma-i ilahiye mazhariyetleri, Allah'ın güzel isimlerini sergilemeleri zayi olmuyor, boşa gitmiyor. Onların tamamı ahiret alemlerine mahsulat yetiştiriyor. Ama ahiret alemlerine uygun olarak. Şimdi gelin bir de kendimize bakalım şöyle. Anne rahminde yaratıldığımızdan bugüne kadar. Allah ömür verirse ecelimize kadar yani dünyadan ayrılacağımız zamana ve vakte kadar ne kadar değişik mahsulatlar veriyoruz değil mi? Allah'ın isimlerine mazhariyetimiz, yaptığımız ibadetler, kulluklar, marifetimiz, Allah tanımak için kullandığımız malzemeler, Allah sevmek için kullandığımız kalp dünyamız, fikir dünyamız, düşünce dünyamız, bedenimizi kullanarak yaptığımız ibadetler, gözümüzü kullanarak yaptığımız ibadetler, kulağımızı kullanarak yaptığımız ibadetler, yani Allah insanı da bir tarla yapmış ve o insandan ahiret alemlerine sürekli mahsulat gönderiyor. Aman ya Rabbi. Demek ki hakikaten şu kainat bir tarladır ve bu tarlada Allahu Teala hem toptan hem de nev olarak, tür olarak hem de tek tek her varlıktan sayısız mahsulat elde ediyor ve hikmetiyle ekiyor rahmetiyle biçiyor, ahiret alemlerine gönderiyor. O zaman ey insan, sen tarlaya bakıp mahzun olma. Burada çektiğin sıkıntılara bakıp kederlenme. Bu tarlada yetişen özelliklerin ve güzelliklerin sen bir sultan olarak inşallah ahiret alemlerinde bunların en güzelini göreceksin ve orada ağaç olmuş halleriyle orada onları bulacaksın. Merak etme, endişelenme, kederlenme. Vazifeni güzelce yap. Allah'a şükret. Dolayısıyla biz bir insan olarak bu güzellikleri öğrenelim ve bunlara göre hayatımızı tanzim etmeye gayret edelim inşallah.